Yaşananlara türlü isimlerle andık. Dedi ki bir iktidarsızlık problemi var, adaletsizlik var. Aslında bugün burada bir boyutuyla da ele almak istiyorum. Bu defa kuralsızlıktan bahsetmek istiyorum. Bugün yaşanan şey normların, kuralların çöküşüdür aslında. Artık normların yerini kararlar almıştır. Bunun adı da kuralsızlık, kural tanımazlıktır. Bakın aynı yargılamalarda bir gazeteci pekala bırakılabiliyor, aynı şartlardaki başka bir gazeteci bırakılmıyor. Tutuklanan salınıyor, salınan tutuklanabiliyor. Baylok önemli bir delil mi? Önemli bir delil. Ama baylok çıkan iki tane aynı şartlarda vatandaşlardan biri tutuklanabiliyor, diğeri tutuklanmıyor. O sırada herhangi bir nedenle tahliye kararı veren hakim bakıyorsunuz sürülüyor, kovuluyor. Aslında sanki bir barajın çatırdayan duvarlarını çıplak ellerinizle tutuyor. Kaçınılmaz çöküş karşısında kuralları, teamülleri, tüzükleri, normları, esasları çiğnemek pahasına beyhude çabalıyorsunuz. Altında kalacağınız göçüyü de büyütüyorsunuz. Bakın genel seçim yapılıyor, referandum yapılıyor, sandık kuruluyor. Oy verilecek kurallar uygulanmıyor, oy sayılacak kurallar tanımıyor. YSK kendi hukuku çiğniyor, kendi hukukunu çiğniyor ve kimse sahip çıkamıyor. Yerel seçim yapılmış, adamın görev süresi devam ediyor ama işine devam edemiyor. Kovulmuş kuraldan, esastan, takvimden eser yok yine. Komisyon kuruluyor mecliste, araştırma yapacak. Tüzük berhava ediliyor, kimsenin umursadığı yok. Danıştay bir karar alıyor. İlgili bakan diyor ki aynı istikamette devam edeceğiz. Büyüklerine özeniyor haliyle. Kimseden ses yok. Danıştay Başkanı'na sorsanız bütün suç ana muhalefet partisinde diyor. Anayasa Mahkemesi daha önce kendi verdiği emsal kararlara uyamıyor. Meclis Başkanlığı parlamento protokollerini ihlal ediyor. Bunu özür ile geçiştiriyor. O hal ilan edilmiş. Anayasa 119, 120, 121 çok açık. Anayasa çiğneniyor, o halde bile uygun davranılmıyor. Ancak hiçbir şey de olmuyor. Diplomaside nezaket kuralları alt üst olmuş durumda. Bir bakıyorsunuz tehditkar üsluplar, nobran, yıkıcı, uzlaşmaz bir dil kullanılıyor. Zarar yine ülkenin, ancak hiç kimse de dur diyemiyor. Keza bunun gibi birçok veri var. Bakın arkadaşlar, biz bunları söylüyoruz. Ancak benim ve milletvekili arkadaşlarımın burada söyledikleri vatandaşta yeterince karşılık bulamıyor. Bunun da farkındayız. Tabii vatandaşımız geçim derdinde, yaşamını idare etme telaşı içerisinde, ülkemiz terör saldırıları altında, açıkçası hayatta kalma ve yaşamını idare etme kaygısı içerisinde çok fazla bu meselelere ağırlık veremiyor. Bunun farkındayız. Tabii bu da aslında bir şekilde yönetenler açısından oldukça kolaylaştırıcı bir işlev görevi görüyor. Yönetenlerin işine geliyor bu durum. Bugün dünya üzerinde kötü yaşam koşulları yaşayan toplumlara bakın. Çoğunlukla yönetenleri eleştirmeyen, sorgulamayan, değiştirmeyen insanlardan oluşuyor maalesef. Şimdi değerli arkadaşlar, şu anda Allah aşkına Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında televizyona çıkıp konuşmasına ne mani var? Konuşsalar da gerçekleri bu millet aydınlansa, karar verse, manipüle edilmeden gerçekleri konuşsa kime ne zararı var? Siz genel başkanınıza bunu söyleyebiliyor musunuz? Geçmişte 15-20 yıl önce liderler televizyonda tartışıldı. Zaman geçtikçe demokrasinin ilerlemesi lazım. Bizi niye geriliyor? Siz kalkıp da genel başkanınıza soramıyor musunuz? Siz neden korkuyorsunuz? Çıkın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına, kim haklı kim haksız ortaya çıksın. Değil mi arkadaşlar?